Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Şimdi şu alan sayfa 515'te Üstad Hazretleri iki kısım tefsir olduğunu söylüyor abi. Birincisi malum tefsirler. Kur'an'ın ibaresini, kelime ve cümlelerin manalarını beyan, izah ve ispat ediyor. Bunlar biliniyor. İkinci kısım tefsir de Kur'an'ın imanı olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler birincide geçen. Bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz, misilsiz bir tarzda muannit filozofları susturan bir manevi tefsirdir. Şimdi dersimiz abi bu cümlenin üzerine bina edilecek. Bir meselenin hakikatini öğreneceğiz biz. Mesela demin size söyledim, birkaç tane örnek yapmıştık. Mesela misal nedir? Timsal nedir? Tecelli nedir? Temessül nedir? Tezahür nedir? Avam nedir? Mesela fıkıhta abi avam en böyle lügat manada işte hak ile batılı birbirinden tefrik edip dinin zaruriyetini yapan kimseye deniyor avam abi. Risale'de mesela 2-3 tane Üstad Hazretleri tanım mana vermiş tabir abi. Mesela Kader Risalesi'nin başında manen terakki etmeyen avam diyor. Bir tabir böyle. Bir de işaret-i icazda bir tabir var. Avam hakaiki çıplak göremez diyor. İki. Bir de böyle baktığımız zaman Risale-i Nur fıkıh ekber olduğu için avam kelimesi hani insanın kendisini tanıması bilmesi gerekiyor ya abi. Cenab-ı Hak insana bu manada ene vermiş. Enenin içinde 4 tane özellik var. Ayna misal. Vahidi kıyası, aleti inkişaf, bir de manayı harfi. Bunun dördünün baş harfleri avam abi. Yani aleti inkişaf, vahidi kıyası, aynı misal, bir de manayı harfi. Aynı. Bu dördü avam. Şimdi bunu bildiğin zaman fıkıh noktada, itikad noktada avamsın. Uyguladığın zaman bu sefer uygulaman nispetinde avamlıktan çıkıyorsun, Cenab-ı Hakk'a muhatap makamına geliyorsun. Gibi meselenin hakikatini beyan ediyor. Şimdi biz 2-3 tane dersimiz vardı. Bunu seçtik. Bu 27. sözün zeyle. Abi. Burada Sohbet-i Nebeviye'de bir iksir var. Yeni bir ders yapmış iksir de ben yeni gördüm abi. Siz araya girersiniz bu iksir kelimesine. Ben birkaç bir şey noktaya nazar vereceğim. Sohbet-i Nebeviye'de iksir var. Bir. İnsiba var. İki. Bunlar dersin başlıkları. Bu derste geçecek olan. Bunların hakikati ne? İksir nedir? Sohbet-i Nebeviye'deki. Bir. İnsiba nedir? İki. İnikas nedir? Üç. Bu hakiki sahabe nasıl olunur? Üstad bu 27. zeylinde 5 tane madde sayıyor. O maddeleri göreceğiz. Cüzi fazilette sahabe geçilebilir. Burada anlatılmış. Nasıl geçilebilir? Hangi meselelerde geçilebilir? Bunların numuneleri var mı geçtiyse? Mesela fıkıhta sahabe nasıl olunur? 3 tane şart koşmuşlar Hasan abi. 1. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle görecek. 2. Sohbetinde bulunacak veya nazarına mazhar olacak veya bakışına. 3. Ona iman edecek. Bu üçü olunca fıkıhta sahabe demişler bunu. Üstad 5 tane sayıyor abi. Hakiki sahabe nasıl olunur? Bu 27. sözün zeylinde en son cümle. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım gelir diyor. O zaman bu en son cümle bu olduğu için kendisinden önce gelen 5 tane madde var. O 5 tane madde mazhar olunca hakiki sahabe o işte. Diğerleri bir cilvesine veya ufak bir şeyine hakikatine mazhar olabilir. Bu 27 sözün zeylinin nazm-ı meanisi 5 tane var. Yani mana nasıl dizilmiş. Dersimizin başlıkları bunlar. Burada bunlar saydıkların olacak mı şimdi ders? Bu derste abi izah etmeye çalışacağız yani. Noktayı nazarlarımız. Evet. Başlıklarımız bunlar. Bunlar derse geçecek abi. Tamam. Sırası geldi mi teker teker bunları söyleyeceğiz. Konuyla alakalı sual sorulabilir. Hasan abimiz burada. 27. sözün zeyle.
sahabeler hakkındadır. Bismi Sübhane ve in min şeyin illa yüsebbuhu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Resulullah ve lezine mahu eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynuhum ila âhiril âyeh. Sual ediyorsunuz. İçerisi sıcak oldu ama bana mı sıcak geliyor abi? Bana geliyor değil mi? Hı-hı. Tamam. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki, şunu alayım ben. Bidaların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım suleha, salih kimseler sahabe derecesinde veya daha ziyade eftel olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahihse hak katları nedir? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet var. Bidaların böyle yayıldığı zaman da ehli iman ve takvadan bir kısım salih insanlar sahabe veya da daha eftel olabilir. Bu rivayetler hakikaten var mı? Sahih midir? Bunların hakikati nedir? Şimdi var diyecek ve hakikatini izah edecek. El cevap, enbiyadan sonra nevi beşerin en eftali sahabi olduğu ehli sünnet ve cemaatin icmağı bir hücceti kat'adır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüziye hakkındadır. O rivayetlerin sahih olan kısmı fazileti cüziye hakkındaymış. Fazileti külliye hakkında değil. Bak bunu ayırıyor. Ayırıyor abi. Yani şahsi ve umumi hukuk gibi bunu da ayırıyor burada. Çünkü cüzi fazilette ve hususi bir kemalde mercu raciye tereccüh edebilir. Yoksa sure-i fethin ahirinde sitayişkerane tavsifat-ı Rabbaniye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medih ve senasına mazhar olan sahabelere fazilet-i külliye noktayı nazarında yetişilmez diyor. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammül eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Geçilebilir mi sahabe? Cüzi fazilette geçilebilir. Peki cüzi fazilet, külli fazilet ne? Şimdi burada Üstad Hazretleri şunun hakikatini beyan edeceğiz dedi ya. Beş tane başlık var. Yani sahabe ne olmuş da sahabe olmuş yani? Fıkıhta üç tane vardı. Burada beş tane var. Bir, hakikatin envarına mazhar olmuş sahabeler. İki, zıtları birbirinden tefrik etmişler. İman ile küfür, zulmet ile karanlık, sıdık ile kizip tamamen o zaman ayrılmış. Şahsi hukuk da umum hukuk. Mesela bir sahabe görse ki bu yalandır, bu imandır net olarak söyleyebilir abi. Ama gel bu zamana ikisi aynı bir çarşıda, bir dükkanda satılır olmuş diyor. Bir, sahabeler hakikatin envarına mazhar olmuş. İki, zıtları birbirinden tefrik etmişler tamamen. Üç, kelama azami derecede muhatap olmuşlar Cenab-ı Hakk'ın kelamına. Dört, akrabiyet-i ilahiye tam inkişaf etmiş, cezbe lütuf olmuş. Beşincisinde de içinde bulundukları zaman anlatılmış. Yani o kadar bozuk bir zaman ki onların zamanı, o bozuk zamanda az bir şey yapmışlar, o az yaptıkları amel o kadar onlara bir hasene, fazilet kazandırmış ki tekrardan onun yakalanması için onun gibi zamanın çok bozuk olması lazım diyor. Beşincide de zaman noktasından anlatılmış. Evet. Şimdi bu beş tane özellikle hakiki sahabe olunmuş. Hakikatin envarına mazhar olunmuş. Bir, zıtları birbirinden tefrik etmişler. İki, kelama azami muhatap olmuşlar. Üç, akrabiyetiyle tam inkişaf etmiş. Dört, bir de içinde bulundukları zaman. Bu beş ile hakiki sahabe bu. Böyle olmuşlar abi. Beş tane de anlatmış yani Üstad Hazretleri. Şimdi cüzi fazilet, külli faziletle geçilebilir ya. Bu beşinden birinde veya birkaçında sahabe geçilebilir ve geçilmiş. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri ismi hay noktasında ismi hayın hakkatının en varına mazhar olmuş. İsrafil'in azameti heykelini temaşa etmiş. Belki sahabelerden çoğu böyle bir şey olmamış onlar abi. Evet. O noktada onları geçmiş. Evet, hatta namazın bile nasip olmayan sahabe olmuş. Evet abi. O noktada geçmiş yani. Bunun gibi misaller çoğaltılabilir. Cüzi fazilette sahabe geçilebilir. Külli fazilette Üstad Hazretleri 491'de bir kimse sahabelerden sonra bu beşine mazhar olsa es-sebab-ı kelfailden gene geçemez diyor. Çünkü aynısı onlara gidiyor. Gene geçemez diyor. Evet. Yani cüzi fazilette geçilir. Külli fazilette geçilmez. Bir insan beşine de mazhar olsa gene geçemez diyor. Es-sebab-ı kelfailden dolayı gene geçemiyor. Çünkü onun hasenesi gene onun
başlatana, başı olduğu için sahabe ona gidiyor. Evet. Şimdi bu baştaki rivayet sahih miydi böyle rivayetler? Evet, sahih dedi. Bu cüz'i fazilet noktasında, külli fazilet noktasında değil dedi. Buna anlaşılması için biz de bir iki misal verdik. Bu beş tane saydığımız, bu 27. sözündeki o nazm-ı meani dedim, yani mananın dizilmesi, dizilmesiydi abi. Birinci hikmet. Şimdi bunların biraz içine giriyor. Yani ne olmuş da sahabe hakikaten envarına mazhar olmuş, zıtları tefrik birbirinden etmiş, tamam. Bu nasıl olmuş yani? Bunun biraz daha içine giriyor. Birinci hikmet. Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakika ona mazhar bir zat senelerle seyri sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas var. Mehmet abi. Sohbet-i nebeviyede iksir var. Buna ben baktım abi, bu nedir külliyatta? İki tane bulabildik. İksir. Ama sizin dersi tam yapmadık, o yüzden ben şimdi noktayı nazarımı söyledim abi. İki tane var. Biri Esma-i Hüsna, biri de niyet abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetindeki iksir, Esma-i Hüsna'nın ismi azamdan, arş-ı azamdan, her ismin azamiyet mertebesinden karşı tarafa gitmesidir abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aklı, hissiyatı, ruhu, kalbi o azamet mertebede tecelliyle beraber karşı tarafa gidiyor. Diğer sohbetler de o Esma'nın meratibine göre oluyor abi. Yani mesela o gelen Esma'nın meratibin Allah Resulü'nün şöyle zeli vardı. Evet. Değiştirmeden karşıya verebiliyordu. Bizde ise bünyemizde değiştirip karşıya değişik veriyoruz. O ötekisini yapamıyoruz. O sohbet yapan kimse perde oluyor. İşte anladın mı? Anladım abi. Mesela o formatını değiştiriyor. Allah Resulü'nde nasıl oluyorsa gelen Esma'yı ayna gibi karşıya çakıyor. Hiç değiştirmiyor. Bu sefer o sohbete kim girse veya bakışına veya nazarına kim mazhar olsa bir anda noktayı kemanlıyor. Bir anda oluyor. Yani. Diğer sohbetlerde 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 derecesine göre. Mesela ben de sohbet yapıyorum abi. Siz de sohbet yapıyorsunuz. Yapan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Derecesine göre yani o Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına göre. Bizim de bir, bu yeri gelmişken söyleyeyim. Bir zaafımız var. Evet abi. Hidayeti hesaplıyoruz. Çok hidayeti tamam. Nasıl hesaplıyoruz? Ya bu denilir mi? Bu ağır gelir mi cemaata? Resulullah dememiş. En bedeviyede, en havasta aynı yerde aynı şeyi söylemiş. Evet. Biz mesela hesap ediyoruz. Ya bu buna denilir mi? Bu ortamda bu denilir mi? Haksa denilir kardeş. Hatta bunu teyit eden bir hadis okudum ben. Hı. İslam alimleri bu hadisi izah etmişler. Mesela bir bedevi adam gelmiş peygamberimize imanın şartı kaçtır demiş. Peygamberimiz beştir demiş. Evet. Kaderi söylememiş. İslam alimleri bunu izah etmişler. Niye peygamberimiz kaderi söylemedi diyor ona. Peygamber bilmez mi iman hakikati? 4 midir, 5 midir, 6 midir? Yani ilk defa girdiği için, bedeviyeti de olduğu için uzunca izah etmişler yani esbabını. Bir tanesi bu yani. Hemen anlamayacağı bir meseleyi onun nazarına vermemişler yani. Evet. Vermemiş yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha bununla alakalı bu 13. notada medara iltibas olmuş meseleler var, 5 tane. Şimdi birincisi, kendi vazifemiz ile vazife-i ilahiyi birbirine karıştırıyoruz biz. Bu sefer bu karışınca birincisi bu ya abi. Diğerleri de onun üzerine bina ediliyor. Aynen. İşte bu şeyde bunu kastetmiştim zaten. Anladım. Ders yaparken kendimizi karıştırıyoruz. Yani hesap ediyoruz. Peki yani. Karıştırmaması için ne yapacak? Dendiği gibi yani geldiği gibi oradaki var olduğu gibi derse şurayı umuma yapma burası da denmemiş. Peki ben şimdi mesela bir şey anlatıyorum bazen oluyor. Şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Yani bunu nasıl tefrik edeceğim ben? Onu kontrol edeceksin artık. Bu paldır küldür diye böyle coşar tarzında değil. Bunu da söyleyeyim derken o zaman çorba gibi olur. O zaman ya, konunun ana hatlarını belirlemek. Tabii canım. Hudutlarını belirlemek lazım. Tamam. Onu da zaten hakimiyetini gösteriyor sana. Şimdi sohbet-i nebevedeki iksir bu lemahatta geçiyor. Noktayı nazarımız orada değil ya. Bir Esma-i Hüsna iksir müzmel hakayet diye.
İkisi sohbetin nebeviyede o Esma-i Hüsna'nın azamet derecede karşı tarafa tecelli etmesi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam perde olmamış. İkincisi de niyet ikisi. O da muhataba bakıyor abi. Yani peygambere de bakabilir ama daha ziyade muhataba. Bak, mesela buna bir örnek vereyim ben. Şimdi mesela aynı sohbette birisi olmuş noktayı kemalini bulmuş. Aynı sohbette Ebu Cehil olmuş, Ebu Leheb o taifeden biri olmuş, o da dibe vurmuş. Onun karanlığını arttırmış, diğerinin hidayetinin nurunu arttırırken. Buna da bir misal, niyet noktasında. Mesela elimde bir ayna var, güneşe çevirdim. Bu aynada güneş gözükür mü? Gözükür. Şimdi bu aynayı ters çevirdim bu sefer. Bu sefer bunun arkasındaki karanlığın karanlığını arttırır. Şimdi sohbet-i nebeviyede ekseriyetle bulunan kimseler aynalarını maneviyat aleminin güneşine çevirmişler. Akıl aynasını, kalp aynasını, fikir aynasını, vicdan aynasını, cüz ihtiyarını hep çevirmiş. Çevirince o güneş onlarda gözükmüş. O Esma-i Hüsna gözükmüş. Ama Ebu Cehil, Ebu Leheb bu sefer aynayı ters çevirince niyetiyle beraber bu sefer ne yapmış? Onun karanlığını arttırmış. Yani güneş çıktığı zaman mevcudat renklenir. Fakat eti koyduğun zaman eti kokuşturuyor. Ne yapmış? Onların niyetleriyle beraber o sohbet-i nebeviyedeki iksiri bozmuşlar abi. Bir de şey var, bu rivayete göre abi et eskiden kokmuyormuş, biliyor musunuz abi? Et. Eskiden kokmuyormuş. Niye peki Cenab-ı Hak kokuşma özelliği vermiş ete? Yahudilere o zaman semadan kudret helvası, bıldırcın eti iniyormuş abi. Bunlar da azını yiyorlar, çoğunu saklıyorlar. Musa Aleyhisselam demiş, yani niye saklıyorsunuz? Cenab-ı Hak tevekkül edin, itimat edin, vekil edinin. İstediğiniz zaman size zaten sofrayı seriyor. Bunlar he he deyip gene saklıyorlar. Yani belki indirmez Allah diye, belki itimatsizlikten. İtimatsizlikten, işte tevekkülsizlikten. Bir sabah bakmışlar ki biriktirdikleri o kadar etin hepsi kokmuş. Şimdi bunu biz mesleğimize tatbik etmişim de abi. Yani biz mesela bu kadar kitap okuyoruz. Bu kadar ders yapıyoruz. Bu kadar enfüsi, afaki şeyler yapıyoruz. Risale-i Nur'un istediği, ihlası, uhuvveti, esas ve dostları yapmayıp da böyle biriktirirsek abi, Cenab-ı Hak o kimseyi kokutur ve kokutuyor. Bunun numuneleri var yani. Abi siz de biliyorsunuz yani. Evet. O zaman ben ne olacak? Ben yapmayayım. Yapacağız yani. Evet. Birincisi buydu. Sohbetin emri, iksir var. Esma-i Hüsna ve niyette. Birim muhataba bakıyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, biri de karşı tarafa bakıyor. Bir de sohbette insiba ve inikas var. O iksir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde olunca iki şey oluyormuş abi. İnsiba ve inikas. Şimdi birinde bu insibayı tamir olarak alıyoruz. İnikası da akis. Tamir olmadan bir şey üzerine aksetmez. Mesela bunu ayna düşünelim. Arkada karanlık yok. Bu ayna güneş geldiği zaman buradan vurduğu gibi bu tarafa geçer. Karanlık o görüntüyü burada tutuyor. Arka karanlık olacak yani. Şimdi insibada tamir var ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bu olduğu için o sohbete giren kimsenin ne kadar bozukluğu var, tahrif edilmişliği var, menfiliği var, bedeviliği var, cahilliği var. Bir anda o tamir oluyor. Muhammed Aleyhisselatü sohbetinde insibada tamir var. Ondan sonra akis oluyor. Mesela şu duvarı düşünelim. Ben şimdi bu duvara bir şey aksettireceğim. Veya da bir boya vuracağım. Ama burası bozuk. Tahrif edilmiş. Benim buraya boya vurmamın, bir şey aksettirmemin bir manası var mı? Yok. Önce burayı tamir ediyorum. Sıvadım, alçı yaptım. Ondan sonra üzerine akis oluyor, görüntü oluyor, boya vurabiliyorsun. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bu var. Önce tamir var, bir tamir ediyor, boyuyor onu, ondan sonra o boyamasının üzerine aksediyor. Birinde tamir var, diğerinde de akis var. Yani sahabeler nasıl sahabe olmuşlar? Hakikatin envarına mazhar olmuşlar. İsmi azamdan, arş-ı azamdan, her ismin azamiyet mertebesinden gelen bir dersi ruhlarında taşıyorlar abi. Bu sefer ne oluyor? Hakikatin envarına mazhar olmuşlar. Bir anda noktayı kemalini bulmuş. Birisi adalet timsali olmuş.
birisi sıddıkiyet timsali olmuş, birisi ilim timsali olmuş. Cenab-ı Hak bütün mevcudu bir Esma-i Hüsna üzerine halkettiği gibi, tamam mı? Bütün insanları da böyle ve cinleri de böyle. Bir isim asıl bir insandı. Mesela bende bir isim asıl. Abi sizde bir isim asıl. Diyelim ki Abdülkadir'de bir isim asıl. Bir anda noktayı kemalini buluyorsun. O sohbette. Mesela Hazreti Ömer'i örnek veriyor Lemaat'ta. Bir çekirdek, bir secer defaten verdi semer. O nazara Ahmet'i, o himmeti peygamber. Misal istersen İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Mesela 35 yaşına kadar Hazreti Ömer'in vaziyeti belli. O sohbet nazarına, potasına bir girince bir anda noktayı kemalini buluyor. Bir anda oluyor. Peki buna miraç yapıyor bir anda diyebilir miyiz? Abi bir anda onun miracı olmuş, seyri sülükünü bitirmiş, artık geri dönmüş, iktiza ettiği halleri yapıyor fıtratının gereğini. Yok, miracı biraz da seviyeden sonra oluyor. Seviyeden sonra değil mi? Tabii, çünkü bir anda o miracı olmaz da yalnız hakikatına muhatap olabilmiş. Yani kendi cilvi, cemal ve nakış ve sanatı var ya Esma'nın. Evet. O Allah Resulü bir kere tamir etti mi insiba? Evet. Sonra o Esma-i Hüsna'dan onun arşı, onun arş-ı alası yani miraç yolunu ifade eden esmaları var. Esmalarının inikas etmesine sebep olmuş. Yani bir tamir etmiş. Yani fıtratını, yönünü, kıblesini göstermiş. Evet. O zaman o kıbleden sonra ona akmalar olmuş. Yani kendini de fark ettirmiş diyebiliriz değil mi? Tabii canım, o zaman o fark ettirme inikas o. Yani insiba yapar, tamir etmiş ama anlamazsın. Anlamayabilir. Anlamaz ama inikas da öyle değil. Aynı darlığını fark ediyor. Aynı. Sana fark ettiriyor. İçini dolaştırıyor seni. Yani o da feyiz gelmeye başladığını gösteriyor. Ama tamirde anlamazsın. Mesela şöyle, ameliyathanede, narkozda olan insan tamir olduğunu anlar mı? Anlamaz. Anlamaz. Sonra, narkozdan sonra, uyandıktan sonra gelecek muameleleri anlar. Duyarlı olur. İlk önce ameliyat yaparlar, yaparlar. Narkoz etkisi sonra bittikten sonra. Direkt, ondan sonra gıda verirler. Sohbette insibayı, iksiri söyledik, insibayı söyledik, inikası söyledik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bu ikisi olduğu gibi, bu üçü diyelim, iksir, insiba, inikas. İksirin içinde insiba ve inikas var. Daha sonra bu derecesine göre oluyor. Bir de veraset-i nübüvvet ehlinde de bu var abi. Bunu ileriki bir sayfada söylüyorum, bir cümle okuyayım ben orada. Şurası. Akrebiyetin inkişafıyladır ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti bir ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. Yani veraset ehlinde de bu kısmen var. Yani bir istidatlı, kabiliyetli olsa, mesela Risale-i Nur'da sahabe mesleğinin bir cilvesi olduğu için veraseti nübüvvet sırrıyla bir nur talebesi ismi azamın, bu 24. sözde de var, zırhına mazhar olabilir. Mazhar olunca bir peygamberin sevabı kadar, feyzi kadar sevap feyiz alınsa hilaf-ı vaki olmaz diyor yani. Üstad bu 24. sözde izah edilmiş yani. Olabilir yani, böyle bir şey mümkün yani. Ama burada işte israf ve kabiliyet ehemmiyetli yani. Mehmet abi. Veraset-i nübüvvet, bir de sohbeti Nebeviye'de var. Dedik. Malumdur ki inikas ve tebaiyetle o nur-u azamı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkılabilir. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Yani inikas ve tebaiyet var. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde iksir vardı, insiba, inikas vardı ya. Bu sefer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hissiyatı, aklı, kalbi, ruhu karşı tarafa gitti ya abi. O bedevi adam da bedeviydi, dün bedeviydi, bugün gitti ders yapmaya gitti. Ve iki gün sonra gitti, Çin'e gitti, Hindistan'a gitti. Şimdi burada dedi ki, inikas ve tebaiyetle oraya giden adam, bak
onda aksedini götürüyor oraya. Mesela güneş çıktı. Papatya da beyaz. Gül de kırmızı, çam ağacında yeşil. Ben şimdi papatyaya soruyorum. Bana güneşi anlatır mısın? Beyaz olarak anlatıyor. Güle diyorum ki bana anlatır mısın? Kırmızı olarak anlatır. Şimdi papatya beyazlığından bahsetse, gül kırmızılığından bahsetse, çam ağacı yeşilliğinden bahsetse, kendinden bahsetmiyor, onda aksedenini bahsediyor abi. Aksi bahsediyor yani. İşte bütün sahabelerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesi kendi aynasına göredir. Hasan abi. Mesela peygamberimizin anlatıldığı şemail kitapları var. Şemail. Mesela Ebubekir Sıddık tarif etmiş. Hazreti Ömer tarif etmiş. Hazreti Ali tarif etmiş. Sahabelerin ekabirleri tarif etmişler peygamberimize. Hepsi de esasatta ittifak var ama hepsinin anlattığı nadir abi aynı değil. Hep farklı anlatmışlar yani. Mesela ben papatya'ya sordum. Bana güneşi anlatır mısın? Ne olarak anlatır? Beyaz. Güle sordum anlatır mısın? Ne olarak anlatır? Kırmızı. Ama güneş ne beyazdır ne kırmızıdır. Sahabelerin hepsi peygamberimize anlatmışlar. Kendi aynalarında müşahede ettiklerini ama peygamberimiz o hakikatlere cami olduğu gibi hem de daha alası, o kadar gözükmüş yani o aynada abi. İşte inikas ve tebayyetle bu sefer o ders vermeye giden sahabe kendisinde zaten bir şey yoktu. E peki neyi götürdü? Aynadarlık yaptığı için o aksedeni götürdü. Tebayyeti nasıl anlamamız gerekiyor? Tebayyet aksedeni götürmesi mi? Yani tebayyet lügatta bağlılık olarak geçiyor. Bağlılık. Yani o papatya'daki o beyazlık güneşle tebayyet etmesi nispetinde var yani. Mesela Suan, sahabelerden dinden dönen var mı? Ben duymadım yani. Yok. Yok değil mi abi? Var abi. Şöyle var. Sahabe değil. İrtidat. İrtidatta bu tabi o batın uleması çok güzel izah etmiş. İman kalptedir, itikat akıldadır. Bir kısım insanlar irtidat eden gibi gözüken sahabe dedikleri itikatları vardı, imanları yoktu. Çünkü iman eden sahabe dönemez. Peki buna müşahhas bir misal var mı? Ben hiç hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Sahabelerden yani irtidat eden mesela şu şahıs irtidat etti. Mesela mescit kuşu vardı ya. Salebe mi? Salebe. Ama o zekatını vermemiş yani dönmemiş abi. Yani, günah işlemiş, günahkar yani. Doğru, o da doğru. Onu sormuşlar. Ama usul bakımından kim olduğu veya var mıydı değil de. Şimdi dimada meratip var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Evet, ezber olmasın diye söylüyorum. İtikat aklidir. Peygamberin ve Allah'a itikatları vardı. Bazı şeyler de yaptılar mesela. İtikat aklidir. İman ise kalbidir. Eğer sahabe itikatlıysa o dönebilir. Sonra iman oluyor. İman kalpte gittiği zaman yerleşince dem ve damarlara o dönemez daha. İrtidat edenler itikatları vardı, imanları yoktu. İtikat da imanı fark edenler ancak bunu izah edebilir. Anladım abi. Bu ulema, zahir uleması bu şey yapmamış. Ulema mabeynindeki ben konuşmaları bunun dediği doğru yani. Yani ben de ona baktım da ben Hüseyin'in yani, zamanında yani çok muazzam bir rakamdan bahsediyor. Medine'nin Mekke'nin yarısı diyor irtidat etti. Yok o kadar değil. Böyle çok, yani müşahhas olarak şey isim verilebilirdi yani. Hüzeyfe diye bir sahabenin irtidat ettiğini biliyorum ben ismini. Evet, ona bir bakalım. Yani bu ben de çok merak ettiğim için. Hatta evet. Ben Hind'in kardeşi Hüzeyfe var. O mu diye araştırdım o değilmiş ama. O değil. Yani buna kafanızda öyle koysun. Dimağdaki meratipleri var. Çünkü iman diyor akılda değil. İman elde, ayakta, kafada ama kalptedir. İtikatları vardı, imanları yoktu. Şeye benziyor, nasıl ki hurmalığı için savaşan vardı ya. Peygamberle savaşan olmadı mı? Evet, kuzma. Ondan sonra şehit oldu. Hayır dedim, olmadı. Niye? O hurmalığı için savaşıyordu. Yani dolayısıyla itikat edip iman etmeyenler var. Şimdi de var mesela, diyelim ki nurlardan dolayı. Bak şimdi bir misal söyleyeyim. Çözemediğim şeyi versin. Adam Risale-i Nur okuyor, yer yer ders yapıyor.
Yani o sahabenin bir kısmı Kur'an okuduğu, namaz kıldığı halde nasıl oluyor diye. Risale okuyor, ders yapıyor, bir şeyler de anlatıyor. O ders yaptığından güven sağlıyor, adamları onunla sömürüyor. Boş para alıyor, vermiyor, çalıyor, çırpıyor. Beytul malını, dershanenin hakkını alıyor, çekip gidiyor. Peki bunlar nasıl oluyor? İtikatlar var, imanları yok. İtikatla iman ayırt edilebilirse bu şey yapılıyor. Zaten 9. mektupta var. İmansız İslamiyet değil mi abi? Evet. Sebebi necat olmadığı gibi. Bu çok önemli ama. İslamiyetsiz iman bu sebebi necat olmadığı gibi. Evet, bak, yani. Dimada, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İmanın mertebesi bu. İtikat imana çok benziyor. İman etti zannediyoruz. İman etmemiş, itikat etmiş. Zaten bir ayet de var. Bu Hucurat suresinde var. Sahabeler biz iman ettik deyince ayet geliyor, siz iman ettikten İslam, yani İslam olduk deyince müdahale ediliyor yani. Bu işte bu. Mesela onun için çok hocadır. Ya dershanedir ya, bu nurcudur, tarikatçıdır, Süleymancıdır ya. Bu hocadır, bunu nasıl yapar, nasıl der? Sorunuza cevap. İtikadı vardır, imanı yoktur. Yani o mevzu ya. Harama itikadı vardır, harama imanı yoktur. Harama imanı olan onu yapamaz. Zinaya itikadı var, imanı yoksa zina yapar. Ama imanı varsa, onun haramiyeti, o dem ve damar bırakmaz. Çünkü diyor Hutbe-i Şami 75'te, sirkata el gittiği zaman, evet. Semadan nuzul eden sarıkın, yani hırsızın elini hükmedin, kesin ayetini yapınca hemen döviz geri durur. Hemen iman devreye girer diyor. İman devreye girer, hissini bloke eder, yapamaz diyor. İman devreye girer. Çekinir ha. Eğer iman varsa. Şimdi sohbet-i nebiyede o insibal, inikasla beraber o inikas ve tebayetle o mazhar olanlar, o nübüvvet potasına, bakışına, nazarına girenler öyle bir seviyeye çıkmışlar ki diğer daha sonra gelenler çıkamıyor. İşte şu sırdandır ki en büyük veli sahabe derecesine çıkamıyor. Neden? O sohbetteki akis ve tebayetten dolayı. Allah Allah. Geylani çıkamaz. Çıkamıyor. İmam Azam çıkamaz. Bediüzzaman çıkar. Aklım duruyor Murat ya. Çıkamıyor. Nasıl bir tamirci ya? Peygamber ne tuhaf ya. Özür dilerim, kusura bakma. Yok estağfurullah abi. Yani şey gibi diyelim ki güneş çıktığı zaman hani mahlukat renkleniyor ya. Güneş diyelim ki battı. Daha sonra kamerden ışık gelir, başka şeylerden ışık gelir ama güneşin verdiği gibi ışık güzel, gibi olmaz abi. Güzel. Sokak lambasıyla bir zeytinburnunda tarlada ot büyütemezsin. Ay ışığıyla büyütemezsin. Güzel. Mesela ben bir de müşahsı oldu, şu misali veriyordum abi. Evet. Mesela diyelim ki el feneri düşünelim. El feneri ne kadar ışık verir? Belli yani, ne kadar karanlığı izale eder? Bir sokak lambası düşünelim. Ne kadar karanlığı izale eder? Bak burada futbol stadı var. Oradaki ne kadar karanlığı izah eder? Kamer ne kadar karanlığı izah eder? Güneş ne kadar karanlığı izah eder? Güneş çıktığı zaman karanlığın bütün meratibini izah ediyor abi. Mesela benim sohbetim el feneri gibi. Bu kadar karanlığı izah ediyor. Evet. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti karşıdaki muhatabın bütün karanlığının bütün meratibini izah ediyor yani. O yüzden yetişilemiyor. Yani en büyük veli de gene karanlık var. Ama onda yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine gelen kendi hakikati, fıtratı, enfüsünde karanlık kalmıyor. Görse ki bu yalandır, bu doğrudur, bu imandır, bu küfürdür, bu sıdıktır, bu kiziptir, hemen anlıyor. Bunda oyun var mı, hile var mı, hemen biliyor. Onun sohbetiyle olmuş. O yüzden en büyük veli, onun en küçük sahabeye yetişemiyor. Hatta öyle zahiriyün ulemaları abi izah etmişler. Demişler ki yani en büyük kim, en büyük kimi biliyorsun evliyalardan? Vahşi radıyallahu anh'ın atının üzerindeki toz olamaz demişler ya. Öyle tabir etmişler yani. Zahir ulemasının öyle tabir. Yani zahirin uleması. Batın uleması dememiş. Dememiş ama ya. Şimdi burada ben enfisi bir kanaatini söyleyeceğim. Bir noktayı nazar yani. Enfis yani abi. Şimdi nerede söylüyordu bunu? Belki kabul etmeyen olabilir ama bir nokta kanaate itiraz edilmez. Kendi bu sesi bir kanaatim abi. Şimdi ileride diyor ki
İki üç tane böyle hadis var bu ahir zamanla ilgili. Üstad Hazretleri bir cümle kullanıyor. Diyor ki bu gibi rivayetler mesela ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür. Veya önceki hadisler, mealindeki rivayetler hususi fazilete dairdir. Bazı has eşhas hakkındadır diyor. Bu da onun kendisidir abi. Evet. Çünkü dört sahabeden sonra diyor ya şey diyor. Şimdi, o ne diyor? Radiyallahu anh diyor. İsim konmuyor şu anda. Mesela şimdi burada demin 5 tane saydık ya abi. Bu 27 sözün zeylinde hakiki sahabe nasıl olunur? 5 tane. Hakkıtın envarına mazhar olmak. 1. Zıtları birbirinden tefrik etmek. 2. Kelama azami muhatabiyet. 3. Akrabiyetin tam inkişafı. 4. İçinde bulunduğun zamanın kötülüğü abi. Şimdi Üssa Hazretlerini şöyle bir kıyas ettiğimiz zaman abi yani şu 5'ini tam görebiliyoruz abi onda. Mesela şu alarda 125 sayfa. Üssa Hazretleri aynen şu ifade var. Bir zatın iki türlü konuşması var. Hakka da tatbik ederken vahiy ve vahyin hizmetini gören şumulli ilhamla bir konuşması var diyor. Hiç ayırmamış abi. Vahiy de şumulli ilhamı bir almış. Üstad Hazretleri de şumulli ilhama mazhar olduğu için bak vahiyle aynen böyle hatırladın mı abi o ifadeyi? Vahiy ve vahyin hizmetini gören şumulli ilham dediği için burada sayılan 5 hakikata mesela 4'üne diyelim ilk 4'üne azamiyet derecede Üstad Hazretleri mazhardır abi. Hakkatin envarına mazhar olmuştur. Zıtları tefrik etmiştir. Kelama azami derecede muhatap olmuştur. 3. Akrabiyet tam inkişaf etmiş. 4. Beşincisi içinde bulunduğu zaman. Sahabelerin bulunduğu zaman gibi mi? Buna bak birkaç tane mektup var. Kastamonu'nun layıkasının başlarında şöyle bir mektup var. Bizim gibi, şöyle geçiyor. Eski zamandan beri bizim gibi hiçbir cemaat diyor. Az bir meşakkat ile bu kadar mükafat kazanan olmamış. Kazanmışlar mükafat ama bizim çektiğimizin 10-100 mislini çekmişler diyor. Şeydir, mesela şöyle düşünün. Eskideki insan topluluğu grup gruptu. Evet abi. Yani mesela Lut kavminin helak olmasına sebep olan adet. Onun helakına sebep olmuş. Peki Lut kavminin adeti şu anda daha geniş sahada yapılmıyor mu? Ad kavminin adeti daha geniş yapılmıyor mu? Semud kavminin helakına sebebiyet verilen o günah dile getirmiyoruz. Yok mu? Öyle bir zamandayız ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın zamanı dahil. Bütün zamanları içine alan bütün kötülüklerin en geniş bir sahada yapılan günahların yapıldığı bir zamandayız. Çünkü bunlar hepsi havaya sirayet ediyor. Evet. Yani maddeten de ben mesela eskide insanlar kesiliyordu. Bilmiyordum. Şu anda mesela Londra'da en makbul kurban insanmış. Her sene o Londra'daki şeyde Afrika'dan getirilen parayla satın alınan çocuklar birkaç tane bir kurban bizzatı kesiliyor. Hepsi var. Mesela insanlar otellerde satılıyor. Dışarılarda şey yapılıyor vesaire. Yani dışarıda, pazarda köle satılırken şimdi resmi yerlerde yapılıyor. Yani insanlar da satılıyor. Ondan sonra Brezilya taraflarında yeni şey diyor. Ve Amerika'nın güney şeylerinde haberlerde ve şeylerden hepsini kopartılmış. İnsanlar aynı eskisi gibi köleleştirilmiş şu anda var. Şehirle hiç alakası yok. Bir şehir kurmuşlar. Orada büyüyüp ürüyüp çoğalıyorlar onlar. Var yani böyle kavim. Köleleştiriyor yani. Organlarını şey yapıyorlar. Yani bir daha bahar gelmeden ne diyorlar tarlada hani naylonun altında sera. Serada hani yetiştiriyorlar ya. Böyle insanların bazı dokularını almak için kavimler var şu anda. Amerika yapmış. Ve etrafını çevirmiş. Dünyanın haberi yok. Köle doğuyor otomatik. Hani şey için batılı tasvir demiyorum ama evet. Geçmişte var olan bütün adat-ı mel'un hepsi icra ediliyor. Mesela gelelim bizim şey, kız çocukları canlı canlı özel gömülüyordu. Çocuk cennete gidiyor.
Şimdi televizyonun karşısında, mekteplerde, liselerde, üniversitelerde çocukların ruhu öldürülüyor, cehenneme gidiyor. Hangisi daha katil? Böyle konuşunca ağır geliyor tabii. Evet. O zaman anne baba keserdi, zalim olurdu, çocuk cennete giderdi. Şimdi anne baba çocuğunu cehenneme gönderiyor. Ruhunu öldürüyor. Bu da katil yani. Vesaire, bu Risale-i Nur'u anlamanın en büyük şartlarından bir tanesi de zamanı tanımak. Bu şeyi söyledik abi, yani Üstad Hazretleri eski zamandan beri hiçbir cemaat diyor abi. Siz de bunu biraz açtınız. Yani 124 bin peygamber Allahümme ecirne min fitneti ahir-i zaman demiş. O dehşetli şahsın. Yani deccal, decil, her şeyi karıştıran demek. Böyle zamanında bulunmaktan Allah'a sığınmış ama peygamberler abi. Ve de o peygamberlerin sığındığı zamanın şahsın Üstad Hazretleri tam içinde ve tam karşısında abi. Evet, o zaten haşir meydanında ümmet ümmet geçiş yapılıyor ya, hadiste evet, geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın ümmeti, Şit Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim vesaire. Geçerken ümmet bitiyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bitiyor, tamam. Herkes bir de bakıyor ki şartta bir nur zuhur ediyor, biliyorsunuz bu hadisi. Evet, evet. Yani bu da ayrı, sanki böyle beşeriyetin tam bittiği yerde bir neşinema var. İşte normalde bu rivayetler, yani 20. sözün zelindeki bu 2-3 tane rivayet, Üstad Hazretleri bazı hususi eşhas hakkındadır, şahıs hakkındadır diyor. Bak, meselenin kendi muhatabı üzerine almamış, üzerine alan çok abi meseleyi. Maalesef. Yani üzerine alan çok yani. Şu anlarda var ya, büyük evliya radiyallahu anh diyor. Evet. O zaman toparlarsak burayı, bu noktayı nazardan abi, yani ben kanaatimi söylüyorum, hususi olarak söyleyeyim yani. Yani şu noktayı nazardan, Üstad Hazretleri bazı noktalarda da geçmiş yani. Demin söyledik 102 bin noktalar. Evet. Bir tane hadisten söyleyeyim abi. Biliyorsunuz da Peygamber Efendimiz demiş aleyhissalatü vesselam, Ademoğlunun en saksı benim diye. En cömerti benim diyor. Sayıyor diyor. Benden sonra diyor bir recül gelir diyor. Benden sonra diyor Ademoğlunun en saksı, en cömerti odur diyor. Ona hususi ilim verir diyor. İşte böyle. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbaniye'nin son mektubunda bunu anlatıyor. O diyor, direkt ilmini Allah'tan alır ve onun tabileri de berzah kullanmadan direkt Kur'an'dan, Resulullah'tan ve Allah'tan alırlar. Allah. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatının son mektubunda anlatıyor. O zat mesela Allah hakkındaki bilgiyi Allah'tan alır. Kur'an hakkındaki bilgiyi direkt canlı ve ruhlu olan Kur'an'dan alır. Ve etbaa da öyle diyor. Yani berzah da girmezler. Sonra da işte hani var ya, işte o zat ben olsam falan diyor. Siz öyle deyince abi, ben bir rüya mı gördüm, yakada mı gördüm, hani Allah'tan alır dediniz ya. Hı. Neyse onu bir söyleyeyim, hususi söyleyeyim de abi. Yok, bir parçasını söyleme. Yani. Rüya mı gördün Allah? Siz öyle deyince ben taattür ettim de. Neyse onu ben bir şey yapayım da. Yok neydi, merak etme. Tam şu an hatırlayamadım da. Tamam. Bir söyleyeyim ben hususi abi. Direkt şimdi, Allah'tan alanlar var yani. Allah'a ekberim. Evet. Allah'a soru soran var, biliyor musun, ben öyle bir yaşayan bir insanı biliyorum. Ha doğru abi. Tamam, ben şimdi hatırladım. Bak bunu bir barla alakası var. Allah direkt ona şöyle yap diye insan var. Saf 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 trik olarak şey yap. Şeytan giremez yani şimdi. Çünkü Allah'ı görmek sünnettendir, itikattandır. Nurlarda bu özellik var. Şumudi ilhamı mazhar olduğu için aradığımız zattan sormalıyız. Evet. Bu da o ya. Şimdi mesela 19. mektupta bir cümle var. Buhari'de görmek, sahabeden işitmek gibi. Evet. Yani Buhari'de bir hadisi gördün mü, bunu rahatlıkla diyebiliriz ki hiç çekinmeden, aynen bunu sahabe söylemiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kelamı demiştir. Rahatlıkla diyebilir. Buhari'de görmek, sahabede işitmek gibi. Peki o zaman, Risale-i Nur'da bir meseleyi görmek, bilmek, anlamak, manalanmak, feyizlenmek için ne diyebiliriz? Bunu abi Nur'un birinci talebesi cevap vermiş bu soruya. Hı. Sayfa 35. Oradan okuyorum ben. Ne sayfası? Barla dayakası. Şuradan okuyayım. Biraz geriden alayım. İtinam edebildiğim kısacık vakitlerde, Hulusi abi diyor, zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz,
muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevneyn, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanesine çıkıyorum. Burada meratip var. Kimi buradaki lafza muhatap olur. Kimisi üstada muhatap olur. Kimisi Kur'an'a muhatap olur dedi. Kimisi peygambere muhatap olur. Kimisi Allah'a muhatap olur dedi. 35 mi? Sayfa 35. Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke enfası mağdude hayattan olmaya idiler diyorum. Şimdi biz neredeydik, bu meselemize gelelim. Şeyde kaldık. Şimdi neden en büyük veliler? Bizim kaç dakikamız oldu? Tamam. Şimdi en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyor. Şimdi bunu izah ediyor. Neden yani geçemiyor en büyük veli sahabeyi? Celaleddin Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviye mazhar olan veliler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile yakazeten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Neden? Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam nuruyla, yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görmeleri velayeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam nuruyla sohbettir. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın onların nazarlarına temsil ve tezahür etmesi velayeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam cihetindedir. Nübüvvet itibariyle değildir. Madem öyledir, nübüvvet derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksek ise o iki sohbet de o derece tevafut etmek lazım gelir diyor. Yani Celaleddin Suyuti gibi, Muhiddin Arabi gibi istediği anda peygamberimizle görüşen zatlar var. Bak bunlar abi velayet mesleğinde. Veraset nübüvvet mesleğinde de var. Biraz böyle bir kimse istidatlı olsa, kabiliyetli olsa görüşebilir. Çünkü velayette görüşmüş de verasette görüşmesin. Zaten normalde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ölmemiştir abi. Cesedi olarak, yani beşeri olarak yoktur. Müteaddit şahsiyetleri vardır. Diğer şahsiyetleri devam ediyor. Çünkü güneş olarak tabir ediliyor abi. Mesela bunu anlamak için bir misal. Şimdi diyelim ki bu güneş. Tamam mı? Burada da dünya var. Şimdi bu güneş 12 saat gözüküyor, 12 saat sonra batıyor. Biz böyle biliyoruz. Peki hakikaten bunun, bu batmaz. Dünyanın konumu değiştiği için, yani bu tarafından arka tarafı döndüğü için bu sefer karanlık olur, biz bunu batıyor görüyoruz. Halbuki bu batmıyor abi. Bunun konumu değiştiği için. Biz battığımız için. Biz battığımız, öyle biliyoruz yani, nazarımız fikrimiz. Karşıki battı zannediyoruz. Şimdi aynen bu misal gibi. Maneviyat aleminin güneşi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam batmaz abi. Devam ediyor. Ve de bunu bilen zatlar istediği vakit onunla görüşebiliyor. Evet. Mesela ben diyelim ki dünyanın bu tarafındayım. Bir makinem olsa, uçağım olsa öteki tarafa giderim. Her zaman bir orada bir burada görüşürüm yani. İşte beşeriyeti vefat etmiş. Beşeriyeti. Müteaddi şahsiyetleri var. Şimdi burada dedi ki nerede görüşüyorlar? Yakazada görüşüyorlarmış abi. Mesela diyelim ki siz mesela Ankara'da biz görüştük sizinle, İzmir'de görüştük değil mi? Yakaza da böyle bir yer abi. Yakaza da görüşüyorlar. Peki nasıl gidebilirsin Yakaza'ya? Otogardan bilet alıyorlar abi. Yani böyle bir yer var. Abi şey diyor yalnız. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahirete irtihalinden sonra görüşenler onun velayetiyle görüşüyorlar. Onu diyor, bunu anlatıyoruz abi. Onu anlatıyor zaten. Yani nübüvvet hakikati devam ediyor. Nübüvvet olarak gözükmüyor. Velayetiyle gözüküyor. Şimdi devam ediyoruz abi ders. Hı. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam maneviyat aleminin güneşi ya. Şimdi bu risalet tarafı nübüvvet. Bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın velayet tarafı var. Şimdi nübüvvetiyle, risaletiyle güneş gibidir. Velayetiyle kamer gibidir. Aziyeti var, fakriyeti var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşeri olarak ahirete itikad ettikten sonra, vefat ettikten sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la yakazada görüşenler kamerle görüşüyorlar. Kamerle görüşmek ile güneşle görüşmek arasında çok fark var. Rüyada görmek ile
bizzat bu alemde görmek arasında o kadar fark var. Yani rüyada sen kebap yesen mi daha iyi, yoksa ekmek yesen mi daha iyi, zahir alemde senin karnını doyurur yani. Aynı onun gibi yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la o görüşen büyük evliyalar vefat-ı nebeviden sonra kamerle görüşmüş gibi yani. Güneşle görüşemiyorlar. O zaman kamerle görüşmek ile güneşle görüşmek ne kadar birbirinden farklıysa, böyle acipse, garipse, risalet cihetiyle, nübüvvet cihetiyle görüşmek ile velayet cihetiyle görüşmek arasında o kadar fark var. Mesela diyelim ki ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bulundum. Sohbet-i Nebevi'ye mazhar oldum. Peygamberimiz bana dedi ki pazartesi ve perşembe günü oruç tut. Ama daha sonra ben şimdi gördüm. Bana dedi ki çarşamba günü oruç tut. Ben şimdi size desem ki çarşamba günü oruç tutun, siz beni kale alır mısınız? Yok. Pazartesi ve perşembe günü ben o cihetten rivayet ettiğim için o nazara alınıyor. Bütün fakihler, ulemalar beni nazara alıyorlar abi. Ama daha sonra ben rüyamda gördüm. Ya dün akşam gördüm. Dedi ki böyle yapın. Gene bana vermesin. Almazlar yani. Aynı bunun gibi yani. Mesela üstadın birinci talebeleri şöyle yapın dese, değil mi? Bu kitapta da varsa nazara alınıyor. Ama kitapta da yoksa kendi şeyini nazara alınmıyor o zaman. Yani görüşse dahi nazara alınmıyor. Görüşebilir yani. Mesela Sungur abiden rivayet ediliyor görüştüğüne der, değil mi abi? Evet. Ama o kadar nazara alınmıyor yani. İşte şey gibi abi yani. İnsan işte Peygamber Aleyhisselam'ın ahiretin istihalinden sonra onunla görüşmesi bir kendi istidat ve kabiliyetini nispetinde oluyor. Yani yansıyan şeye kişinin kendi istidat ve kabiliyeti karışabildiği için belki hilaf-ı hakikat şeyler de o şey mesela oruç tut. Mesela insan bazıları Peygamber Aleyhisselam'ı eksik görüyorlar değil mi abi? Yani işte sakalsız görüyor ya da mesela başka. Kişinin o şekilde görmesi kendisinin deki eksikliği ifade noktasında öyle görüyormuş efendim. Aynasında. Evet. Herkes kendisini zaten orada seyrediyor. Bir sahabe mesela Ebu Cehil gelmiş. Peygamberimize hakaret etmiş. Peygamberimiz demiş ki doğru söylüyorsun demiş. Demiş sen söylesin, sen böylesin, şudur budur. Ebu Bekir Sıddık gelmiş. Değil mi abi? Hı hı. Demiş ya Resulallah siman ne güzel. Nurani böyle Bedir gibi parlıyorsun. Ona da demiş ya Ebu Bekir doğru söylüyorsun. O yanındaki sahabe Nadir abi. Hemen atılmış. Demiş ya Resulallah buna da dedi doğru söylüyorsun, ona da dedi doğru söylüyorsun. Dedi ki ben aynayım dedi. Herkes bu aynada kendisini görüyor. İşte o dedim ya abi şemail kitapları var peygamberimizin anlatıldığı. Bak dikkat edelim abi esasatta ittifak edilmiş. Ama hepsi farklı anlatmışlar. Evet. Yani kendi aynalarını mesela Yusuf Aleyhisselam mı daha güzel peygamberimiz mi Aleyhisselatü Vesselam? Peygamberimiz ama Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar böyle meyve soyarken ellerini kesmişler. Kadınlar hassas. O kadar hassas olmalarına rağmen o güzellik karşısında ortalık kan gölü olmuş abi. O acıyı hissetmemişti. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce kadınlar hiç şey yapmamış. Elini kesmemiş. Kesmemiş, kendilerini doğramamışlar. İşte orada meratip var. Orada o kadar olmuş en fazla yani. Zaten öyle bir rivayet var Hazreti Ayşe validemizden. Eğer Yusuf Aleyhisselam'ı görüp ellerini kesen o kadınlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görselerdi kendilerini parça parça ederler demiş abi. Öyle bir rivayet var. Çünkü herkes farklı görür. Mesela diyelim ki ben diyor Ayşe validemiz, ben de çok kafa yormuştum bu hadise. Biz diyor lamba yok ya, çamaşır dikeceğimiz zaman diyor iğneden diyor ipliği geçirmek için Allah Resulü'nün yanına giderdi. Allah'u Ekber. Ve geçirirdi. Her daim hayır. Ayşe validemizin o aynadaki karşılığını görüyor. Herkes öyle görmüyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın güzelliği Yusuf'taki en büyük farklardan bir tanesi herkese farklı gözükmesidir. Mesela ehli velayet ve kamil insanlar veya normal bir Müslümanlar evet. Dikkat etsinler. Peygamberi gördükleri rüyaların hepsi birbirini tutmaz. Hepsi terstir. Çünkü o kişi kendi seviyesine göre görür. Mesela Ayşe validemizin diğer kadın gitsin onuru yok. Ama kendisi söylüyor biz diyor gece karanlığında iğneden ipliği geçirmek için yanına gider onun nurundan iğneyi geçirirdi.
ama aklı esas yapmış böyle bedeli insanlar var. Nasıl olur? Yani güneş parlayacak, ruh parlamayacak. Anlar mı? Basmıyor işte. Şimdi herkes farklı görüyor. Bunun hadis. Azamiyet sahi, mertebede şu farklılığın abi esbabı. Şimdi güneş de bunu izah edebildiğimiz gibi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim müşahhas. 6666 ayet var. Ahmed-i Bedevi vardı mesela. Ahmed-i Bedevi, özür dilerim. Ahmed-i Bedevi peçeliydi. Niye peçeliydi? Güzelliği fazlaydı. Nuraniyetinden dolayı rahatsız olanlar vardı. Tabi hastalanıyorlardı. Allah yeryüzüne indi demelerinden korktuğu için yüzünü kapatıyor. Evet, o nurani, nurani ile tabi onlara girmiyorum da. Seyir Suluk'un onun hususi bir... Ben birinizde cimri nurum olmayı... O kadar nuraniymiş ki Murat. Evet. İnsanlar, haşa başka şeydi, o kadar nurani ki onu kapatıyormuş yani. Şöyle abi, şimdi bunun teknik bir izahı var abi. Yani biz onu bir ders yapmıştık. Bu ben aslında düşündüm, burayı mı yapalım, biraz enfüse baktık, enfüsü bir ders yapalım diye de. Bu 29. sözde 6 tane sır var. Şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat. Bu tecerrüt sırrı var. Bir şey, bu tecerrütte bir şey müşahhaslanmadığı zaman cüziyata ve külliyata bir bakar, girdiği şey de müşahhaslanır. Şimdi ilahi vasıflar teşahhusattan mücerret olduğu için kime girdiyse o şekilde vasıflar. O şeyin dış böyle kabuğu, lafzı, diyelim ki ceset istadı onu belirliyor abi. Mesela onda Allah işte yeryüzüne indi demekten korkmuşlar ya abi. Yani yüzünü kapamış. Yani bazısı mesela birisi secde eder, birisi tarif etmiş bir secde edene. Demiş ki o secde edince Allah onun secdesinde zuhur etti demiş. Evet. Üstadımız bunu mesela 11. sözde İnsanın hayatının sırrı kemali, sırrı hakikati varken tecelli ehadiyete ve cilvi samediyete aynadarlıktır. Kalbin aksi göz bebeğin de kalbin dur bakayım yerinden okuyayım çıkaramadım. Kalbin göz bebeğin de aksi nurunu yerleştirmektir. Yani güneş çıktığı zaman bütün mahlukatta bir rengi var. Denizin yüzeyinde kendisi var abi. Eğer bir insan israflı kabiliyetli olursa Esma-i Hüsna'yı ve sıfat-ı ilahi ve tecelli zatı kendi mahiyet arasında gösterebilir. Bu bir kişi iki kişi olmuş. Birkaç kişi olmuş. Yani o denizin yüzeyi gibi Allah'ı gösteren olmuş cilve-i zatıyla abi. İşte teşahhut sırrında enfüse baktırdığın zaman rahatlıkla bu manayı diyebiliriz. Yani elektrik şahıslanmamış ama orada şahıslanıyor, makinede yani. Evet, evet, Cenab-ı Hakk'ın ilahi vasıfları da teşahhuslanmamış ama girdiği şeyde şahıslanınca o zaman ben ne kadar israflı kabiliyetli olursam o kadar, bak şuna bir misal, Allah gözükür bende. Ay, güneş çıktı, buraya vurdu. Bak, buradan dışarı çıkıyor. Bütün ilahi vasıflar mahlukata tecelli ediyor, mahlukattan dışarı çıkıyor. İşte ne anladıysak yani. Değiştiriyoruz için. Yani biz işte değiştirmeyen birkaç kişi olmuş. Direkt o tecelli zatı gösterin. Şimdi dersimizi toparlıyoruz. Abi. Şimdi dersimizin konusu neydi? İki kısım tefsir var dedik. Bir kısmı mealini, ibareyi verir. Kelime manasını verir. Diğer kısmı da o ibarenin, kelimenin hakikatını beyan eder. Bu kısım tefsirler yoktu. Fazla yok dedi müsaade ettiler. Risale-i Nur emsalsiz. Misalsiz bir tarzda meselenin bu hakikatini beyan etti, ediyor. Biz de bir meselenin hakikatini beyan ettik. Mesele neydi? Sahabe nasıl olunmuş, hakiki sahabe. Fıkıhta üç tane vardı. Peygamberimizi görecek aleyhissalatü vesselam. Sohbetinde, nazarında, bakışında bulunacak. İki, ona iman edecek. Fıkıhta bu üçü sahabe oldu. Hakikatta beş tane saydı. Hakikatin envarına mazhar olmak, bir. Zıtları birbirinden tefrik etmek, iki. Kelama azami muhatabiyet, üç. Akrabiyeti ilahi tam inkişaf etmiş. 4. İçinde bulundukları zaman 5. Bu 5 ile sahabe olunur. Cüzi fazilette geçilebilir mi? Bunların birinde veya birkaçında geçilebilir. Ve geçilmiş. Geylani Hazretleri'ne örnek verdik. İksir dedik. Sohbet-i Nebeviye'de iksir vardı. O neydi? Esma-i Hüsna azamiyet derecede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde
tecelli ediyordu karşı tarafa sirayet ediyordu. Diğer sohbetler de meratibe göreydi. O, bir de niyet vardı muhataba bakan. Sohbet-i Nebiye'deki ilk sirde iki tane şey vardı. İnsiba ve inikas. Birinde tamir var, yapılandırmak dedik. O yapının üzerine o maneviyat aleminin güneşi ve ismi azam aksedince o kimse bir anda noktayı kemalini ne yaptı? Buldu. Bu inikas ve tebaiyet sırrından dolayı en büyük veliler sahabeler derecesine çıkamıyor. Neden? Çünkü güneş battıktan sonra güneşin yerine hangi ışık olsa onun gibi istifade edemez yani. Mesela kamerden azamiyet derecede istifade etsen gene kamer kadar olursun en fazla. Güneş kadar olamıyorsun. Böyle 5-6 tane başlığımız vardı. O yüzden nübüvvetle velayet sohbetine mazhar olmak da güneşle ve kamerle muhatap olmak, istifade etmek gibi çok farklıydı yani abi. Böyle soru sormak isteyen sorabilir bununla alakalı. İksir karşıyı döller. Yani niyetin içerisinde iki sıfat var. İki tane yapı var. Maye ve iksir. Maye lügatta ne olarak geçiyor abi? Maye lügatı mayalanmak. Yani maya. Değiştirmek. Bunu ikiz kardeş olarak gördüm ikisi. Bir tanesi erkek, bir tanesi kız, kadın. İksir karşıyı döller, değiştirir. Tamir eder. Maye ise kendi üzerinde hakikate cami olur, yüklenir. Dolayısıyla bu insiba ve inikas da Peygamber Aleyhisselam'da karşıyı bir kere tamir ediyor. Sonra o zatın tecellisine mazhar hale geliyor. Evet. Peygamber Aleyhisselam'la diğer velilerin arasındaki en büyük şeylerden bir tanesi esma, sıfat veya zat-ı nurlarını hiç değiştirmeden. Yani içeride öyle bir sistemi çalıştırıyor ki boyamıyor, değiştirmiyor, formatın uzantısını değiştirmeden direkt karşıya verebiliyor. Diğer insanlar berzah oldukları için, Leylani, Gazali vesaire, onlar değiştiriyor. Yani kendi iradeleriyle değil. Yani esman bir mertebeleridir. O gelen güneşteki nur ani ziyayı değiştirip nur veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise güneşten gelen ziyayı ziya veriyor. Evet. Büyük zatlar ise güneşten gelen ziyayı nura dönüştürüyor. Bu sefer o ne kadar terakki ederse etsin, Geylani'ye kadar geliyor. Çünkü kaynak oydu. Bak bir şey de söyleyeyim. Geylani veya İmam-ı Rabbani ve Ahmet Mehmet'ten aldığı neydi? Nur. O nurla ne kadar inkişaf edersen kaynağın kadar olursun. O zat kadar yani olursun. Meyveden geri gelse çekirdeğe kadar gelir. O kadar. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdeğe kadar geri gider. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam nur vermedi. Ziyayı verdiği için ziyaya mazhar olan zat terakki ettikçe peygamber olmuyor. Direkt Allah ile muhatap oluyor. Ziya o. Bu şey var. Bir de bir noktaya nazar vermiştik abi şu. Mesela siz söylerken hatırıma gelmişti benim. Hani okuduk. Bu rivayetler ahir zamanla ilgili, böyle salihlik, böyle eftali etmesen de hususi bazı has eşhas hakkındadır diyor. Yani bir iki elin parmağını geç, yani bir iki diyebiliriz diyemeyiz yani. Evet. İçinde bulunduğumuz zamanla bir kıyas ettir yani. Bu bir kişidir, o da kendisidir abi. Bir de size şey yapayım ben ek olarak. Varis var mesela, varis. Allah'ın bir ismidir. Evet. Bunun çok uğraşılıyor. Bu derste de çıktı da nokta aldım. Varis, yani ne demek? Allah'ın varisi olmak. Hani çok ilginç bir esma. Bâis ve varis. Şimdi varis, tefekkür edende, tefekkür, iman hakikatlarında tefekkür edip o manalara hamil olan kişiye yetki veriliyor. Sen ben bu mana varis verilmişse mana, sen bu mananın verildiğine göre veren zatın varisisin. Bunun başkasına verebiliyorsun. O zaman tesir ediyor. Yoksa kargoculuk oluyor, nakliyecilik oluyor. Yani kitaptan veya şahıstan nakledip de söyleyen var. Bir de tefekkür edip de söyleyen. Varis tefekkür eder. Edince sende olanları
başkasına anlatma ve aksetme hakkı doğuyor sendeki. O mananın varisi olunca, anlatınca karşıyı tesir ediyor. Tefekkürle elde ettiğin şeylerin varisi olunca tesir eder. İstifade edince varis olabiliyorsun. Yoksa mesela yani onun Risale'deki manasıyla Ali Murşit, aynı onun gibi. Yani lisan haliyle adam mesela bir kitaptan okumuş. Onu da zaten anlarsınız dersi takdim ederken. Bu söylediği misal kendi tilkiyi karyasından hazmedip de söylemiş manaya. Çünkü misaller verebilenler şunlardır. O manayı önceden tefekkür etmiş, o manayla meşgul olanlar da onu simgeleştirebilirler, simge yapabilirler, şekillendirebilirler. Onun için onların derslerinde misal çoktur. Çünkü onlar onunla meşguldür. Yok tombala çeker gibi dersi girip açarsan, o mevzuyla meşgul olmasan, onların aleminde bu çözülmediği için nakilci olduklarından, kargocu olduklarından, kargo şoförü ne taşıdığını bilmez. Üzerine kamyonu birisi yüklemiş, hadi falan adrese götür. Kargo bu. Evet, adresten adrese teslim gibi. İşte varis şu işte, tefekkür edenin tefekkürle yüklenmesinden, bu maye bu. Tefekkürle Allah'ın verdiği cevap, bu insana Allah verme ile varis ediyor. Benim adıma ver. Bu resmen çok orijinal abi ya. Şimdi fıkıhta da abi veraset iki şekilde olmuş bu varis ismi. Hı. Oradan diyelim. Mesela bir bırakan olacak, bir de alan olacak. Evet. Mesela diyelim ki ben bıraktım malımı, alan yok. O zaman veraset olmuyor. Veya da ben bırakmıyorum ama sen almak istiyorsun. Evet. Şimdi Allah Celle bırakmış yani malayı. Sen tefekkürle alırsan o zaman masar oluyor. Yani. Kesinlikle. Tefekkür netice değildir. Tefekkür yöntem ve yoldur. Onunla elde edilen neticedir. Tefekkür yöntemdir. Yol da fikirdir. Fikir netice değildir. Fikir yoluyla diyoruz da. Tefekkür de yöntemdir. Malzemelerin bir araya getirmesi, şartların bir araya getirmesi. Mesela tefekkür şartları var. Tefekkür edeceğin kişilerle beraber olmak, günahtan istiğfar etmek, gülü kuştan azade olmak, takva sahibi olmak vesaire. Bunların bütünlüğünden manaya yönelmek. Allah da cevap veriyor. Ona bir örnek vereyim. İlginç bir örnek. Tefekkür ettiğim için bu. Mesela adam gece yarısı kalkıyor, iki rekat namaz kılıyor. Veya yarım saat Kur'an okuyor. Bir saat Kur'an okuyor. Bu adam nurlanıyor mu? Nurlanıyor mu? Adam kalktı, Kur'an okuyup, cüz okuyup ve namaz kılacak kadar verdiği bir saati, bir tek saati yerine dünyevi iş yapsa, fabrikada çalışsa, ne bileyim elbise dikse, bir şey yapsa, okul ödevini yapsa, bu namaz kılıp da Kur'an okuyanın nuruna mazhar olur mu simasında? İtikat olarak değil. Düşünmeyin. O nur olmaz. Yani gece namaz kılanların yüzleri ayna gibi parlar. İşte namaz kılanların yüzleri parlaması normal farz. Sokaktaki insanların, diğer namaz kılmayanların nurani olmamaları buna delildir. Niye suratları garip? Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bu çok ilginç. Bu misaldir ama neticeyi söylüyorum. Bir insanın kıldığı namazı Allah'ın onayladığına delildir nurani olmak. Allah o namazı onaylamış. Hatem, mühür ve sikkeyi vurmuş. İşte bu nuraniyet aynı zamanda o namazın hakikatine varis olmuş. O adam söylese, konuşsa, namazdan bahsetse, karşıki tarafında liyakatı varsa tesir eder. Evet. Burada duralım abi. Dersimizi toparladık. En son bir şey söyleyecektim ama neydi? Söyle abi. Ya bu şey abi. Hani
Hüsa Hazretleri, eski zamandan beri hiçbir cemaat bizim gibi az bir meşakkatle çok büyük mükafat kazanamamış değil mi abi? Evet. O eski zamandan beri hangi zamandır, bir noktaya nazarınız var mı abi bununla ilgili? Yani hangi eski zamandan beri diyor. Sizin bir noktaya nazarınız oldu mu abi? O eski zamandan beri Hüsa'nın demesi ne zaman? Ne zaman? Ben söyleyeyim. Söyle Mehmet abi. Adem Aleyhisselam'dan daha ahir zamana kadar Allah'a emanet. Çünkü ahir zaman Mehdi'sindeki tamir sıfatı Adem Aleyhisselam ve Lut kavminin de melun sıfatları bu asırda olduğu için bu asırda yok yoktur. Bütün geçmiş asırdaki kavimlerin, peygamberlerin bütün şeylerine var. Dolayısıyla tamirci de o kavimlerin tamircileri olan peygamberleri bazı zorluyor Murat bizi de. Geçmiş kavimlerin bütün pislikleri varsa o pislikleri tamir etmeyle vazifeli olan peygamberlere hangi isim mazariyet olmuşsa, hangi vazife verilmişse o ahir zamanın vazifedarına da tamirci olduğundan dolayı o peygamberlere verilen o esma meratibi de verilmesi gerekiyor mantıken. Çünkü Lut Aleyhisselam'a şu özellikleri verilmiş ki o kavmi tamir et. Eğer ahir zamanda Lutçuluk varsa onu tamir etmeyle vazifeli olana da o sistem verilmesi lazım. Verilmese ona o kavmi tamir et denmez. Dolayısıyla hangi peygamberin şu asırda vasıfları varsa, ümmetin kötü vasıfları, tamircisinde de o kavmi peygamberlerin vasıfları verilmiş olması lazım. Allah razı olsun abi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.